Merhabalar, ben Rumet Şahin. Hepiniz yeni Revit dersine hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde sabitleme elemanlarından pin ve unpin'i gördük. Bu dersimize ise model tekstle yani 3 boyutlu yazı yazmayla başlıyoruz. 3 boyutlu yazı yazmayı nerelerde kullanıyoruz? Bundan bahsederek başlamak istiyorum. Model teksti yani 3 boyutlu yazı yazmayı yapılarımızın üstüne isim yazmak için kullanabiliriz. Örneğin Mersin Halk Kütüphanesi gibi ya da kullanmak istediğimiz herhangi bir yerde tuvaletin yerini daha fazla vurgulamak için bile yapabiliriz yani. VC'ler, ıslak hacimler bu tarafta diye. Hemen başlayalım. Arkitektür üst başından wall count'unu çalıştırarak başlıyorum. Yatayda 90'lık bir ikle bir ölçüsü önemli olmayan bir duvar çiziyorum. Bu arada 3 boyutlu yazı yazmayı sadece 90'lık bir ikle değil herhangi bir duvarla yapabiliriz. Ben sadece bunu tercih ettim. Daha sonra 3 boyutlu yazıyı hangi cepheye yazacaksak o görünüşe gidiyoruz. Örneğin ben güney cepheye yazacağım. O yüzden güney görünüşüme gidiyorum. Güney görünüşümde benim bu tuğla görünümlü duvarımın üzerine yazı yazmam için Architecture üst başlığından Model Text komutunu çalıştırıyorum. Model Text komutunu çalıştırınca bana böyle bir diyalog kutusu açıldı. Bu diyalog kutusundan Pick a Plane diyerek devam ediyorum. Yani yazının yazılmasını istediğim düzlemi ben seçmek istiyorum diyerek devam ediyorum. Tıpkı tasarım çatı yaparken olduğu gibi. Gelip duvarımın en az iki ışığını yakıp şu an tamam yanıyor. Tıklayıp o duvarı seçebilirim. Tıkladığım anda Edit Text diye başka bir kutucuk açıldı ve buraya bir yazı yazmamı istiyor. Yakın kampüs. Yazıp okey dediğim anda yazımı buraya yazdığım yazıyı istediğim yere yerleştirmeme izin verecek. Okey diyorum ve mouse'un imlecinin ucunda yakın kampüs yazısı seçiliyken nereye bırakmak istiyorsun diye soruyor. Ben de gelip buraya bırakmak istediğimi söylüyorum. Bunu tekrar yapacağım. 3 boyutlu yazımın gözükmesini istediğim görünüşe gidiyorum. O görünüşte model tekste gelip Pick a Plane deyip bir düzlem seçiyorum. Yani yazmak istediğim duvarı seçiyorum. Düzlem dememin sebebi aslında illa duvar olmasına gerek yok. Herhangi bir düzleme yazabiliriz ama şu an örneğimizde duvar olduğu için duvar demekte bir sakınca görmüyorum. Duvarı seçiyorum ve bir yazı yazmamı istiyor. Buraya da Revit eğitim serisi yazıyorum. Okey deyip bunu da bu alta yerleştireceğim. Rastgele bir yere yerleştireceğim. Ama şöyle bir şey istiyorum. Ben yakın kampüs yazısının daha büyük, Revit eğitim serisinin daha küçük. Aslında yani bu şekilde kalabilir. Ama yakın kampüs yazısının daha büyük olmasını istiyorum. O yüzden ben yakın kampüs yazısını tıkladım. Edit Type'a geldim. Ben bunun ölçüleriyle oynamak istiyorum. O yüzden Properties panelinden Edit Type'a girerek bunu değiştirebilirim. Properties panelindeyken Text Font ile Text üst başlığında yer alan Text Font ile bu yazdığımız yazının yazı tipini değiştirebiliriz. Text Size ile de boyutunu değiştirebiliriz. Bold ve Italic ile de kalın mı, eğik mi olup olmamasına karar verebiliriz. Bunlar klasik Word bilgileri. Ama yine unutmamamız gereken bir şey duplicate demezsek bütün yazıları etki edeceği. O yüzden ben duplicate deyip büyük yazı olarak isimlendiriyorum. Text fontu Arial olarak kalsın. Text size'ını da 150'ye çıkarıyorum. Okey deyip onaylarsam yazım büyümüş olacak ve ben yazımı seçip istediğim yere taşıyabilirim. Revit eğitim serisi yazısını seçip Edit Type'a gelip bunun italik olmasını istiyorum deyip Apply deyip bir uygulayıp denemek istiyorum. Bold dersem biraz daha kalınlaşacaktır. Tam tersini yapabilirim. Yakın kampüsü kalınlaştırıp bold yapıp Revit eğitim serisi italik olabilir. Hatta daha sonra değiştirmek istersem örneğin buna tırnak işareti eklemek istedim. Bu seçiliyken Edit Text deyip başına ve sonuna tırnak işareti ekliyorum. Biraz daha sola aldım. Yani yazıyı sonradan değiştirmek istersek seçip Edit Text deyip değiştirebiliriz. Daha sonra ilerleyen aşamalarda bunu istediğimiz materyali atamayı da göreceğiz. Bir başka özellikten daha bahsetmek istiyorum bu model tekstle, 3 boyutlu yazı yazmayla alakalı. 3 boyuta gidiyorum o yüzden. Bir de buradan bakmak istedim. Duvarıma 3 boyutlu yazım oturmuş oldu. Duvarı biraz daha küçülteceğim. Duvarı seçtim. Mavi topçuğa basılı tutup buraya kadar çektim. Aynı şekilde tekrar seçip başını da biraz daha küçülttüm. Aynı zamanda duvar seçiliyken altındaki ve üstündeki oklarla yükseklik değeriyle de oynayabilirim.
Ama beni rahatsız eden bir şey var. Bu yazının biraz daha derin olmasını istiyorsam yazıyı seçip Properties panelinde yer alan depth değerini arttırabilirim. Bu 50 olsun dersem derinliğini arttırmış olurum. Buradaki çizgi çizgiler sizi rahatsız edebilir. Bu kıvrılmalar, katlanmalar, materyal atayınca gözükmeyecektir ama. Bunu seçip 50 fazla oldu biraz. 30 olarak küçültüyorum. Bunu da 30 olarak güncelliyorum. Son olarak yazı tipini değiştirmekten de bahsedip bu dersimizi bitireceğim. Seçip Edit Type'a gelip Text Font'tan istediğimi seçebilirim. Farklı bir şey yapmak istersek. Gotik yazı tipiyle yakın kampüs yazısını yazabiliriz. Yazı tipine göre büyüdü. O yüzden bunu biraz daha küçülteceğim. Edit Type'a geldim. Text Size'ı 120'ye düşürdüm. Nasıl durduğuna bakacağım. Biraz daha küçük oldu. 130 uygundur. Yazıyı da seçip klavye noktası ile biraz sağa kaydırdım. Farklı yazı tipleriyle de bunu uygulayabilirsiniz tabii. Bunu Ctrl Z ile geri aldım. Peki bu dersimizde bahsedeceklerim bu kadar. Bu dersimizde Architecture üst başlığında yer alan model text aracını gördük. Model text ile herhangi bir yüzeye 3 boyutlu yazı yazıp bunun derinliğini ve boyutunu nasıl değiştirebiliriz? Bundan bahsettik. Videoyu faydalı bulduysanız like butonuna basın lütfen. Her türlü soru, görüş ve öneriniz için yorum bırakabilirseniz yorumları takip ediyor olacağım. Yakın Kampüs kanalına abone olmayı unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.